Bugün Divan Kurçeşme Şantiyesi'ndeyiz. Bu bina GAD Mimarlığın eski tarihi binalara yeni fonksiyonlar yüklemesi deneyimlerinden bir tanesini size anlatacağım. Burası 17. 18. yüzyıllardan kalma iki tane villanın, sahil kenarında bulunan iki tane yalının aslında arka bahçesi. Bu arka bahçelerinde daha zaman içerisinde bu yalılar apartman tarzında kat kat kullanımlara başlanmış ve bu bölgelerde de o yalılara ait hamam, çamaşırhane gibi fonksiyonların bulunduğu büyük bahçeler olarak düşünülmüş. Kuruçeşme'nin bu bölgesindeki yapılar genel olarak İstanbul'un o zamanlarında bu tarzlarda kullanılıyorlarmış. Biz buraya yeni bir soluk getirmeye çalıştık. Bunun içerisinde, şu anda bulunduğumuz tesisin içerisinde etkinlik alanının yanı sıra toplantı mekanları ve sosyal alanlar bulunuyor. İstanbul'un bu sosyalleşme alanı olarak tasarlanmış bir bölgedeyiz. Bu alanda, bu binada aşağıda iki tane otopark katımız var. Burası birinci bodrum, aynı zamanda giriş katımız. Yoldan ilk geldiğimizde bizi karşılayacak olan alandayız. Burada güzel döner bir merdivenimiz olacak. Onun ilk izlenimini de burada betonarme olarak görüyorsunuz şantiyede. Evet, şantiyemizi gezmeye başlayabiliriz. Bu gördüğünüz çelik konstrüksiyon aslında bir hamam kalıntısını taşıyor. Burada çıkan tarihi eserlerle bir arkeolojik müze teşkil ettik. Çıkan kalıntıların hepsi bina tamamlandıktan sonra yukarıdaki sergi alanımızda açık bir şekilde sergimizde olacak. Bir müze alanı olarak tasarlanacak. Bu hamam kalıntısında bütün şantiye imalatı boyunca da kendi yerinde tutabilmek için böyle bir konstrüksiyon yaptık. Bu gördüğünüz çevre kolonlarıyla bu çelik konstrüksiyon üzerinde aslında 18. yüzyıldan kalma bir hamam kalıntısı var. Şimdi yukarıya çıkıp onu daha net bir şekilde görebileceğiz. Projenin açık müze alanını geziyoruz. Projemizde böyle güzel gizli alanlar var. Tarihi mekanların içinden birbirine geçmiş, genellikle sarnıçlara ulaşan merdivenler. Bu alan bizim aşağıdaki arkeolojik kalıntıların sergilendiği terasımız. Bu teras aslında bu proje içerisinde yapılacak suit odalardan birisinin de bahçesi. Bu odalar özel müşteriler için kiralanması planlanan alanlar. Tabii inanılmaz güzel bir boğaz manzarasıyla burada karşı karşıyayız. Çok emni bir araziye oturduğu için orijinalinde de teras teras çözümlenen farklı mekanlar var. Bu farklı mekanları şimdi size göstereceğim. Sarnıçlardan bir tanesi, elimizde sağlam kalmış sarnıçlardan bir tanesi. Bu küçük bir kapısı var. Biz bunu olduğu gibi muhafaza etmeyi planlıyoruz. Aşağıdaki teras alanı bizim ikinci seviye kotumuzda. Bu alanda ikinci bir etkinlik alanı olarak düzenlenecek. Ve aynı anda hem aşağıda hem burada farklı etkinlikler düzenlenebilecek bir şekilde organize edildi.
Bütün bu alanlar aslında yeşil bir örtüyle kaplanacak ve tamamlandığında duvarlara doğru sarılan sarmaşıklar, zeminlerdeki çimen alanlar ve bitkilerle burası bezenecek. Ve ana bala salonunun fuayesindeyiz. Bu alan bizim karşılama alanımız. Hem merdivenlerden hem asansörlerden buraya erişilecek ve buradan asıl mekana geçeceğiz. Şu anda ana etkinlik salonundayız. Burası yaklaşık 1000 metrekare, 1100 metrekarelik tek parça bir alan. Bu alan çok ciddi bir çelik konstrüksiyonla kapatılmış vaziyette. Gördüğünüz gibi hiç ortalıklarda koloni yok. 25 metreye, 50 metrenin üzerindeki bir alandayız. Yaklaşık 4 metre, 4,5 metre yüksekliğindeyiz. Net yüksekliğimiz var. Bu alan farklı kullanımlar için tasarlanmış durumda. Tek parça kullanılacağı gibi üçe de bölünerek farklı organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek.